Herkese merhaba arkadaşlar. İyi çalışmalar. Ben Murat Yüzeda. Dün akşam itibariyle yani 8 Ağustos itibariyle üniversite tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların herkesin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah herkes gönlündeki sonuca ulaşmıştır. Şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra iki grup insan oluştu. Birisi herhangi bir lisans programına ya da ön lisans programına yerleşenler, diğeri de yerleşemeyenler. Şimdi yerleşemeyen arkadaşlara birkaç tane tavsiyem olacak. Bu videoda böyle bir kulak verirseniz sevinirim. Zaten bilmediğiniz şeyleri söylemeyeceğim size. Sadece bildiklerinizi yeniden hatırlatacağım. Şimdi çok klişe bir cümleyle başlayacağım ama hani bunu söylemeden geçmek olmaz herhalde. Yerleşememek yani herhangi bir üniversite programını kazanamamak, herhangi bir bölümü kazanamamak dünyanın sonu değil. Şimdi burada optimal karar vermek çok önemli. Siz ne istiyorsunuz? Önce bunu bir kendinize sorun. Bu video bittikten sonra işte eğer ki gündüz izlediyseniz gündüz, gece izlediyseniz sabah bir düşünün. Ya yastığa başınızı koyduğunuz zaman yatağınıza girdiğinizde bir düşünün. Hani siz gerçekten bir lisans bölümünü istiyor musunuz? Bir mühendisliği, bir öğretmenliği veya başka bir bölümü. Hani biraz daha ben böyle bilişim ve yazılım bölümleri üstüne konuşuyorum da herhangi bir lisans bölümünü veya ön lisans bölümünü yani 2 yıllık bir programı veya 4 yıllık bir programı istiyor musunuz? Bunu kendinize gerçekten sorun. Eğer ki cevabınız istiyorumsa bakın istiyorumla ya olsa iyi olur arasında çok fark var. Şimdi cevabınız gerçekten istiyorumsa kendinize birkaç günlük bir tatil verin. Bu süreçte hiç ne test kitaplarını açın ne defterleri açın. Hiç notlarınıza falan hiçbir şeye bakmayın. Kendinize birkaç günlük bir süre verin. Tamam. Bir süre kendinize ayırın. Ondan sonra güzel bir program hazırlayın. YGS sınavı Mart ayında. Mart ayına kadar uzunca bir süreç var. Bakın çok da güzel bir wallpaper geldi burada. Çok güzel bir duvar kağıdı geldi. Yani şu an bir yol ayrımındasınız, tamam mı? Bu yol ayrımında gideceğiniz yol sizin elinizde. Ya ben gerçekten bir üniversite programını istiyorum. Bu sene olmadı. Bu sene başaramadım ama gelecek sene başaracağım. Değil mi? Başarabilirsiniz. Mustafa Kemal ne demiş? Zafer, zafer benimdir diyenindir, değil mi? Hani zafer başaracağım diye yola çıkıp gerçekten başardım diyebilen insanındır. Yani siz de başarırsınız. Sonuçta birileri o kontenjanlara yerleşecek. O kontenjanlar boş kalmayacak. O birilerinden birisi de siz olabilirsiniz. Şimdi kendinize gerçekten sorun. Ben istiyor muyum? Eğer istiyorsanız, gerçekten üniversite bölümlerini istiyorsanız çalışmalarınızı ona göre şekillendirin. Ama ya ben bu sene kazanamadım. İşte gelecek sene de kazanır mıyım bilmiyorum. Çalışmak istiyorum, sınava girmek istiyorum ama özgüvenimi yitirdim gibi bahanelerin arkasına sığınmayın. Ve insanların söylediği şeylere, bakın bu çok önemli. İnsanların söylediği şeylere ne olursunuz? Bakın bunu ricanın ötesi artık bir şey bu. Ne olursunuz kulak asmayın. Çünkü insanoğlunun ağzı torba değil ki büzesin, konuşmasın, ses çıkmasın. İnsan konuşur. Yani iyi yapsan da konuşur. Kötü yapsan da konuşur. Ya mesela saçınızı kesersiniz, tamam, niye kısa olmuşlar, niye uzun olmuşlar, niye böyle olmuşlar, niye şöyle olmuşlar. Yani eleştirinin doruk noktaya ulaştığı bir toplum bizim toplumumuz. O yüzden insanlar konuşur. Aldırmayın, konuşsun arkanızdan. Yani 2 gün konuşur, 3. gün unuturlar. O tarz şeylere hiç takılmayın. Siz burada kendi istediğiniz şeyler doğrultusunda çizginizi çizin. Ya ben gerçekten istiyorum üniversite. Şimdi geldik bir de bunun ikinci kısmı var. İstemiyorum. Yok ben herhangi bir lisans programının gitmeyi düşünmüyorum. Üniversite benim hayatımda yok diyebilirsiniz. Bu da bir bakış açısı. Hani herkes üniversiteye gidecek diye bir kural yok. Üniversiteye gitmeyip çok başarılı olan insanlar da yok mu? Var. Üniversite ne yapıyor? Size tecrübe katıyor, olgunluk katıyor. İşte bir şeyleri daha disiplinli bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Onun dışında hani eğitim olarak çok öyle inanılmaz ötesi bir eğitim alacağınızın garantisi yok. Yani şöyle bakabilirsiniz olaya. Ya tabii ki üniversite eğitiminin artıları fazlasıyla var. Ama hani üniversiteye gitmemek de şey değil. Böyle inanılmaz büyük bir kayıp değil. Olaya öyle bakmayın. Şimdi şöyle bir alternatif var. Mesela illa ki ben üniversiteye gitmek zorunda mıyım hocam? Üniversiteye gitmeden bu işi nasıl halledebilirim diyorsanız işte açık öğretime yazılabilirsiniz. Açık öğretimde yönetim bilişim sistemleri gibi 4 yıllık bir lisans bölüm var. Ondan sonra açık öğretimde 2 yıllık web programcılığı, bilgisayar programcılığı gibi bölümler var. Yani devam etmek istiyorsanız eğitiminizi açık öğretimden devam edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi de geliştirebilirsiniz. Yazılımda, kodlamada, teknolojide yani
kendinizi geliştirip bu süreçte işte iş alabilir, proje yapabilirsiniz. Yani o yüzden dediğim gibi hani çözüm sizde. En optimal karar vermeye bakın, tamam mı? Size tavsiyem bu olsun. Bu videonun tavsiyesi bu. En optimal kararı vermek. Ne istediğinizi kendinize sorun. Ondan sonra istediğiniz şeyin artısını eksisini çok objektif bir şekilde bir kağıda yazın. Hani gelecek sene üniversiteye gidersem gitmek istiyor muyum? Hani gitmek isteme sebeplerim şunlar. Gitmek istememe sebeplerim şunlar. Gidersem şöyle olacak. Gitmezsem şöyle olacak. Gidersem şunları kazanacağım. Gitmezsem şunları kaybedeceğim gibi bir tane A4 kağıdını alın. Artısını, eksisini yazın. Ondan sonra o A4 kağıdına bakın. İki taraf dengeler birbirine yakınsa yeniden bir düşün. Ama bir taraf diğerinden çok fazlaysa ona göre karar artık sizin. Unutmayın, hayat sizin. Kimsenin müdahale etmesine izin vermeyin. Sadece sizin için en doğru kararı almaya bakın. Zaten sizin için en doğru kararı da sizden başkası alamaz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla uzatmayacağım. Sonra üniversiteye giden arkadaşlar da çok sitem edebilir çünkü onlara da söylemek istediğim şeyler olacak. Yazılımda kaynak çok. Google dünyanın en büyük kütüphanesi. Bu da dipnot olarak kalsın. İyi çalışmalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah istediğiniz gibi olur ve istediğiniz kararı verip güzel sonuca ulaşırsınız. Hoşça kalın.